Fetal anomalilerin neden olan bir sürü riskler vardır. Bunlar arasında genetik faktörler olabilir. Bunu en fazla akraba evliliklerinin geçişi arttırdığını biliyoruz. Eğer toplumlarda akraba evliliklerini minimuma indirirsek fetal anomali riskini de daha azalttığımızı düşünüyoruz. Ayrıca biz tüm gebe adaylarına yani gebelik düşünen tüm kadınların en az bir ay öncesinden bir kadın doğum doktoruna veya bir aile hekimine başvurmasını istiyoruz. Bunlardan en büyük nedeni biz risk faktörlerini, bu kişide olabilecek risk faktörlerini ortaya koymak istiyoruz. Mesela eğer sigara içiyorsa, alkol kullanıyorsa bunu sınırlanmasını veya kullanmamasını öneriyoruz. Ayrıca toplumlarda en sık rastlanan yapısal anomalilerden bir tanesi nöral tüp defektleridir. Gebeliğin konsepsiyonun yani gebelik başlangıcından 3 ay öncesinden kullanılan folik asidinin tüm toplumlarda nöral tüp defektlerini 8 kat azalttığını biliyoruz. Biz bu gebeye bu dönemde eğer folik asit başlarsak nöral tüp defektlerini doğrudan azaltmış olacağız. Ayrıca akraba evliliklerinde ailelerdeki olan otozomal resesif geçen kan hastalıkları olabilir veya genetik bozukluklar olabilir. Biz bunların taşıyıcılığını ortaya koyabilirsek olası e korunma yöntemlerinde o aileye aktarmış olabiliyoruz. Veya gebe Kronik bir hastalığından dolayı ilaç kullanıyor olabilir. Siz bu kullanılan ilaçlar zorunlu da olabilir ama fetüse en az zararlı olacak olan ilaçları ortaya koyup mesela epilepsisi olabilir, nöbeti olabilir bu gebenin. O ilaçlardan minimum etkiliyle devam edersek ve öyle gebe kalırsa o zaman yapısal anomali riskini azaltmış olursunuz. Aynı zamanda eğer bir gebe geldiği zaman onun çevresel faktörlerinin de beslenme alışkanlıkların da fetal anomalilere yol açabileceğini biliyoruz. Eğer siz çok kilo gelen bir gebenin kilo biraz kaybederek veya vererek optimal şartlarda gebeliğini sağlarsanız veya diyabet mellitus gibi şeker hastalığı olan bir gebenin şeker düzeyini maksimum stabil olacak bir düzeyde başlarsanız o zaman bu kişideki fetal anomali risklerini azaltırsanız onun için gebe adayının düşündüğü andan 3 ay öncesinden bir aile hekimine ve kadın doğum doktoruna başvurmasını şiddetle öneriyoruz.